sevgili seyirciler, saat 9'u gösteriyor. Güne Bakış'la karşınızdayız. Sıcak bir gündem maddesiyle başlıyoruz. Belçika'nın başkenti Brüksel'de göç gündemiyle toplanan AB devlet liderleri zirvesinden Türkiye'nin uzun zamandır beklediği bir haber çıktı. Sığınmacılar için Türkiye'ye taahhüt edilen toplam 6 milyar euroluk yardım paketinin 3 milyarlık kısmı onaylandı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi almak üzere şimdi Fransa'ya gideceğiz. Karşımızda gazete Habertürk Paris temsilcisi Umur Talü var. Umur Talü, merhaba. Zirvede neler konuşuldu, bu konu nasıl değerlendirildi, dinleyelim sizden. Zirve aslında çok kritikti. Buradan daha büyük bir kriz çıkma ihtimali de vardı. Ancak yaklaşık 9 saat sürdü. Türkiye saatiyle sabah 5.30'da bir mutabakata varıldığı açıklandı. En çok sevinenler de başta hakikaten bu mutabakat için çok uğraşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya'da çok sıkışan Merkel ve kendi dediklerini büyük ölçüde kabul ettiren İtalya'nın yeni hükümeti ve başbakanı Conte oldu. Mutabakatta aslında birçok muğlak konu var. Hemen Türkiye'ye de geleceğim. Ama başlıcası, benim kısaca toplama kampları projesi dediğim bir proje. İki tür, bir tanesi AB sınırları dışında. Nasıl olacağı belli değil. Çünkü Tunus, Fas, Arnavutluk gibi ülkeler hemen reddetti bunu. Libya'dan, Kuzey Afrika'dan çıkacak mültecileri Avrupa'ya gelmeden başka ülkelerde tutmak. İkincisi, benzerlerinde bir kere karasularına geçtikten sonra, Avrupa'nın kurtarması gerektikten sonra mültecileri Avrupa'da gönüllü ülkelerde kurulacak kamplarda toplamak, burada ayrıştırmak. Nasıl ayrıştırmak? Ekonomik nedenlerle göç edenleri geri yollamak ama politik yahut savaş nedeniyle sığınmacı olmak isteyenleri de eşit, adil bir şekilde dağıtmak. Dün de konuşmuştuk. Projenin odağında bu olunca Türkiye'nin önemi tabii ki tekrar gündeme geldi. Çünkü Türkiye bu konuda en büyük engelleyicilerden biri Avrupa'ya göçün, yahut daha önce aslında Türkiye üstünden çok geçtiği için en büyük yollardan biriydi. Ama evet, son bir senede %90 kadar Türkiye üstünden gelenler Yunanistan kanalıyla azalmıştı. O yüzden Türkiye'nin önemi artmıştı. Zaten böyle bir projede kaçınılmaz olarak Türkiye'yi göz ardı edemezlerdi. Çok önceden öngörüldüğü gibi ikinci dilim de yürürlükte. İtalya'nın da bir blokajı oldu zannediyorum başta, değil mi? Türkiye'ye bu ikinci dilimin verilmesiyle ilgili. Ve şimdi süreç nasıl işleyecek bununla ilgili? Bu ödeme hangi şartlarda ve ne zaman yapılacak? Şimdi İtalya aslında her şeyi bloke etti. Yani İtalya'ya 28, diğer 27 ülkenin varabileceği tüm kararları bloke etti. Mülteci konusunda istediğine yakın bir sonuç çıkana kadar. Dolayısıyla bu da vardı içinde. İtalya kilitledi adeta ve bundan sonra hakikaten çok beğenmesek de bir İtalyan politikasının şantajcı bir ağırlığı olacak AB'de. Sürecin nasıl işleyeceği tabii birçok açıdan belirsiz. Türkiye ile ilgili bu paketin içinde başka şeyler de var. Çünkü biliyorsunuz hiç fazla konuşulmayan vize anlaşması, fasılların açılması yahut açık fasılların kapatılması. Ama AB'nin Türkiye ile diğer konulardaki politik tavrı çok soğuk. Ve biliyorsunuz mesafeli oldu son zamanlarda. Belki Türkiye'deki bir takım yeni siyasi kararlarla birlikte bu süreç, bu paket, bütün bu toplu olarak hepsi yeniden değerlendirilecek. Ama ortada yeni bir dönem var ve açıkçası mutabakata varsa da AB devlet başkanları bunu tam pratikte nasıl çözeceklerini de bence henüz bilmiyorlar. Peki Umur Talü, çok teşekkürler Fransa'dan. Bu önemli gelişmeyle ilgili bilgileri Umur Talü'dan aldık.